Merhabalar herkese. Kaldığımız yerden devam. Kaldığımız yer derken ne kadar kaldı? Galiba bu seferi küçük zafere kazanana kadar devam ettireceğim kesinleşti diyebiliriz. Herhalde bir iki bölümde de biter diye düşünüyorum ya. Bakalım hayırlısı. Şurayı almaya çalışıyorduk. Şuraya bir kuşatma silahları dizelim. Önümüzdeki tur saldırırız diğer ordunun da desteğiyle. Sen şey vaziyetine girebiliyor musun? Girebiliyorsun. Şahane, birazcık tazelenmiş olsun. Bu kardeşimiz de burayı kuşatıyor zaten. Tamam, sorun yok. Diğer tarafta Prince Paris Miken'e doğru yol alıyordu. Onlara savaş açma planlarım mevcut şu anda. Normal bir yürüyüş vaziyetinde devam et. Tam olarak nerede lan? Bir dakika ya. Şu altınım var yeterince. Birazcık eriyor ama halledeceğiz onu. Bir dakika. Diplomasi. Miken nerede Miken? Şurada. Şu özelliği bir kullanayım. 200 altın vererek. Okey. Tam olarak nerede olduklarını görmek istedim çünkü. Şöyle bir bakıyorum. Sparta, Steria, Miken. Tamam. Buralar güzel böyle. Bir orduları da varmış gibi gözükmüyor. Bir dakika şurada. Ha, küçük bir orduları var. Peki. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane de o diğer tarafta şehri olduğunu biliyorum. 6, 7. 7 şehri var tam olarak. Aynı. Güzel, güzel. Çok uğraştırmayacak gibi duruyor. Çok da güçlü de durmuyor zaten. Sadece bir an önce savaş açmalıyım ki şu gıdayı falan bir toparlayabilelim. Şu orduyu bir lave etmem gerekiyor. Let's make war. Şöyle bakıyorum. 19 kişi. Yok, pardon. Lystra. 14 kişi. 14 kişiyi bu alır. Şu an saldırabilirim de istersem. Saldırmalı mıyım diye düşüneyim. Şuradaki Miken'in şehrine daha gidemedik. Bütün saldırıyı aynı anda başlatmayı tercih ederim. Ya yok, şu an saldırmak mantıklı olmaz. Hatta Paris'i ve yancılarını da doğru bir yere konuşlanayım öncelikle. Çıkartmayı şu Corinthian yapmak fena bir seçenek gibi durmuyor. Timnis Miken diye gideriz aşağı doğru. Okey, oraya doğru gidelim o zaman. Yalnız bunların bir ordusu daha olması lazım mutlaka. Tamam, benden daha zayıf görünüyorlar ama. Sen de şöyle gel. Sen de gel marş vaziyetinde. Müzik tur Korint'e saldırabilecek pozisyondalar şu an. Hector ve yancısı buraya saldırabilecek pozisyonda değil. 2-3 tur gerekiyor olmuş ama onu beklemem herhalde. Direkt saldırırım. Okey. Ordu kontrollerinde. Pardon, birazcık boğazım tarih durumunda da öksürerek kulaklarınızı mahvedersem lütfen kusuruma bakmayın. Şurayı sömürgeleştir. Şu özelliği de hiç kullanmadım. Bir kullanayım bari. Gıda, odun ve taş istiyor. Kullandım, gitti. Peki onun soğuma süresi ne kadar? 8 tur. Okey. O kadar fazla değilmiş. Bu herifi buraya yollasam, bu oğası da şu arkadaşlara satsam oradan da güzel para kazanırız bence. Şu Tuay'ı düşüneyim mi? Yani Tuay'ı bunlara satmak mantıklı olabilir aslında. Bu eyaleti satmayacağım da. Bu arada bu eyaleti aldım diye hiçbir şey kazanmamış mıyım? Neden? Doğu Nübya eyaleti. Yabancı fetihlerinde Doğu Nübya yok mu? Bayağı bir yer almak gerekiyormuş. Tamam, öyle olmuyormuş o işler. Peki. İlginç. Neyse, tamam ya. Üretim üretim şehirleri olarak kullanınız buraları da. İnşa ediniz, bunu inşa ediniz. Şunu da bir ikinci seviyeye gelmeden önce acil yapmam gereken bir şey olabilir mi diye bakıyorum. Yok. Okey, bunu da ikinci seviyeye getirelim. Bunu lağvetmeyeceğim. Uvası alacağım bununla. Tamam. Başka bir şey var mı? Bir de bu kardeşimiz. Ha, bu burada bekliyor zaten. Ya şu Aşil'i ne yaptınız? Aşil'i ne yaptınız? Gözünüzü seveyim.
Hala kuşatıyorlar. Hala kuşatıyorlar. 1000 yıl boyunca kuşatmaya devam edecekler galiba. 22 tur içinde aldığın sürece bana uyar. Lütfen avullama, lütfen. Sarı indirimleri. Başka inşaatlara bakalım. Okay, onu yapmak isterim. Mutluluk, nüfus, taş, inşaat maliyeti. Tamam, bunu bunu yaparsam unutacağım ya. Şuradaki iş gücü biraz dolsun da ondan sonra. Ama yok, tamam, yapmayacağım. Tamam, yapmayacağım, yapmayacağım. Burada Tanrı'nı bekliyoruz, değil mi? Odun yapabilirim ama neyse, Tanrı'nı bekleyelim. Şey, yeni bir Tanrı'ya daha tapınmaya başlayacağım da onu bekliyorum. Burada güzel binalar var. İş gücümü bekliyoruz burada da. Neyse, tüm kaynaklar mutluluk düşürüyor. Mutluluk bayağı sıkıntılıymış burada bu arada. O konuda ne yapabilirim, ne yapabilirim? Vergiler, eyaletsizlik, hadiseler, boş duran iş gücü. Galiba buraya bir mutluluk binası dikmem gerekecek ya da burada var mıydı mutluluk arttıran bir şey? Var. Nüfus yetiştirme maliyeti. Tamam, bunu seç. Kaç mutluluk veriyordu bu? 4. Yani ayarlarız ya. İsyan çıkarsa da garnizonu var zaten. Burası neydi? Tesalya. Buradaki bayağı slotum var aslında. Bir tane tanrı binası diksen, bir tane şunu diksen, bir tane daha slotum kalıyor. Onu da gıda için kullanayım. Okay. Ha, burayı satayım falan demiştim ama çok güzel binalar olduğunda es geçmemek lazım. Onun geliri gıda %40. Gıdayı %40 arttırması. Diğer binayı yapsam daha çok kar edeceğim galiba. Bunun içinde sulama oluğu gerekiyor. Sulama oluğu da zaten yapıyorum. Tamam. Yani şu da fena olmazdı ama maalesef şunu yıkamıyorum. Bunu yıkmayı tercih ederdim. Okay. Napata'dan sonra Batatti. Okay, bir upgrade gelsin. Kuzey Sina. Burası artık güvenli mi? Pek sayılmaz. Az zaten yükselteyim o zaman. Rodos'ta yapılabilecek çok bina var ama öncelikle şunu 3. seviyeye çıkarmam lazım. Laspa. Kesin bir şeyleri dikmeye karar vermişimdir burada da. Bu bunu dikemiyorum çünkü şunu dikmemişim. Okay, o zaman bunu dikeyim. Onun geliri çok az getiriyor zaten. Bunu yıkayım. Onun yerine diğerini kurarım. Laspa'dan sonra Ashkelon'a bakalım. Ashkelon da bayağı güzel gelişiyor. Gıda geliri. Yes, çok ihtiyacım var. Bu da turu yanıtı değil mi? Evet. Bir de bu var. Önce bunu okay, her şeyi onu biraz daha yükseltiriz o binaya başlamadan önce. Megiddo, altın gelsin lütfen. Son olarak Attika. Burada da bunu dikebiliriz. Okey, diktiğim binalar sayesinde gıdam biraz daha azaldı. Dur, yaşıyoruz şimdi, yaşıyoruz. Sıkıntı yok. İnşaatlara baktım. Yerleşim yeri yükseltmesini bilerek yapmadım. Karakollara. Taşım bayağı bol. Yapabilirim. Halikarnas'tan şunu bir göndereyim. Daha önce niye göndermemişim hatta. Bir tane meşrutiyet veren. Yapalım hadi. Doğu Nubiye'ye. Evet, buraya da bol bol karakol dikebilirim. Bir tane oraya Tanrı için bırakalım. Bir tane buraya şundan. Bundan. Bundan. Bundan yapalım. Diğer yerlere yine tapınak yapacağız. Burası tapınak için bekliyor.
Buralar tapınak için bekliyor. 5 tur var yeni bir tanrıya tapınabilmem için. Ha, şurayı bir tekrar satmaya deneyeceğim. Bu tur unfon varım. Neresiydi bu? Güney Atti. Kuzey Sina'da biraz daha bekleyebilirim. Yani bir yere bundan dikmek lazım sonuçta. O da burası olsun. Tam meşrutiyete çok ihtiyacım yok belki ama olsun. Sesine baktım. Bir tanesi tapınağa gider. Diğeri zaten kurmuşum. Okey. Bunlardan birini kurayım o zaman. Hop, bir dakika. İkmalini ihtimali. Bir şey olsun. Attika'da tanrı bekliyor. Tamam. Mevcut olan emirler Doğu Nubya'da var. İş gücü artışı. Kardeşimizin bir rütbesi gelmiş. Onu atlatalım. Hareket etmeyen genel var biliyorum. Bir şey yapacaktım. Ha, şehir alışverişini bir ihtimal kabul ediyorlar mı diye kontrol edecektim. Saatlerdir kabul etmiyorlar ama tekrar denemekten zarar gelmez. Kibirayla... Lan neresiydi? Abrostola, ha. Your presence is a welcome one. Nope. Bir dakika, o neydi ya? Your presence is a welcome one. Vasalı mı olmak istiyorlar? Peki, dur. Diplomasiye de bakmamıştım. Barış anlaşmaları, aile üyesine gerek yok. Konfederasyon yok. Oha, vasalım olmak isteyenlere gel. Bag of gold or bronze. I fight for Hati. Özellikle bunların vasalım olması bayağı işime gelir. Tam da sınırımda. 7 tane yerleşim yeri var. Ne şey de istiyor bu arada. Ramses de istiyor. Ramses'in torunları daha doğrusu. Okey, sen vasalım ol. Ama üstüne taş ver. Gıda alayım ya. Gıdası da var birazcık. 2000. Abarttım ama bence 1000'den fazla verir. Vermiyor mu? Vermiyor. Peki. 600 de olur. Vasallığın hayırlı olsun dostum. Hala vasallık isteyen var mı? Yok. Birini vasal olarak kabul ettiğiniz zaman diğerleri pek sıcak bakmamaya başlıyor. Okey. Bu vasallığın bu konuda bir etkisi oldu mu? Olmadı. Peki. Canlar sağ olsun. Yeni bir emir mevcut. Çünkü burası da artık benim şehrim sayılıyor bir nevi. Oraya da iş gücü artışına çok ihtiyaç yok ama. Şu olsun ya. Tamam. Güzel. Sarayda kumpas varmış. İtibarımız Sars yapmaya çalışmış biri kerametçime. Başarılı olamamış. O halde devam. Okey. Peki aşağılardaki bir tane deniz halkı fraksiyonu bana savaş açtı. Herhangi bir tehlike arz ediyorlar mı diye bakıyorum. Yok, benim birazcık uzamdalar. Yani şuralarda bir orduları vardı. Buradan kuzeye gelme ihtimalleri var tabii. Malta, şey Rodos pardon. Beklenmedik bir saldırıya uğrayabilir. Bakalım hayırlısı diyelim. Bu arada sen burayı kuşatıyor musun dostum? Yok, kuşatmıyor musun? Kuşat o zaman. Ki şuradaki savaşı kolaylıkla kazanabilelim diyecektim ki. Sonuç Pyrrhus zaferi diyor. Ölen yok neyse ki. Tamam. Our glory was well earned. Bir anda böyle soldaki karakter ölünce panik oldum ya. Hector öldü sandım. Okay, şikayet ediniz. Böylece bu eyalette bizim olmuştur. Ne olduk? 62 olduk bu sayede. Güzel. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş 70'e yaklaşıyoruz. Var mı yıkılmayı bekleyen bir şey? Nüfus meşrutiyet. İstemiyorum bunu.
İnşaat maliyeti, yetiştirme ve askeri destek istemiyorum. Eşime yuvası, yetiştirme rütbesi istemiyorum. Üretim ve mutluluk o kalabilir. Orada sorun yok. Burada yapılmayı bekleyen çok bina var. Burada da gayet yapılası bir bina varmış aslında ama iş gücünü arttırmak şu an önemli bu eyalette. Okey. Rodosların yerleşim yerinin kalmamış olması lazım. Sadece şurada bir kişilik yalandan bir orduları var. Benim karakollarımı yıkmakla meşgul herhalde. Bizim müttefikler onları halleder. Şurada bir isyancı ordusu var. Efes'e saldırmak için büyümeyi bekliyor ama dandik bir ordu olacağı belli. Ondan bir çekincem yok. Şimdi Miken'e saldıralım mı, saldırmayalım mı? Orduların nerede olduğunu hala göremiyorum bunların. Hatta şurada bir orularını görüyordum ufak. Onu da göremiyorum artık. Kent topraklarında değilmiş gibi geldi orular ama buralarda da değil gibi. Öf, şuradaki orduyu da maşallah büyütmüş ya. Okay, onu tuzağa çekmem gerekebilir. Ama ben bu savaşı başlatacağım. Öncelikle bir genel diplomasiye bakayım. We will win through. Hala alamadılar. Aa dur, şehri almışlar. Sıfır yerleşim yeri var gözüküyor. Okey, bir tane 3 kişilik yalandan bir ordusu vardı. O da bir yerlerde ölür. Böylece maksadımı yerine getirmiş olurum. Aa şey açılmış. İyi ki... Dur bir dakika, önce bir şuna bakayım. Kaç kez kaldıları. Bunlar... Burası neresi ya? Ha. O bir kalsın. Dur. Asıl meseleye bir gelelim biz. İki yerleşim yerine sahip fraksiyonları direkt alabiliyorum. Üç alamıyorum. İkileri alabiliyorum. Şimdi nelerimiz var? Yok, ben Ege toprağı istiyorum. Ege toprağı istiyorum. Hayır. Hayır, o da değil. Trakya. Yani... Ege istiyorum ben kardeşim ya. Hiç mi Ege yok ya? Yapma. I fight for hat. History will remember me. Bir yerleşim yerli fraksiyonlar var. In the name of duty. I fight for Hati. Gerçi Knidos... Ne bu fraksiyonun adı? Onların kaç tane yerleşim yeri var ya? Çok bir yerleşim yeri yokmuş gibi gözüküyor karşıdan. 3 taneymiş. Hay Allah. Okay. Ya hiç mi ikili yok ya Ege toprağı? Bir daha kontrol etmek istiyorum. Yanlış görmüş olabilirim belki diye. Yoksa bir yerleşim yerli seçeceğim. Boşa gidecek. Yani bir tane şey en azından. Burası Ege olma ihtimali yok tabii. Anadolu'nun ortası. Burası da mukaddes Ege toprağı olarak geçmiyor. Trakya. Bu zaten anasının körü. Bu daha da anasının körü. Bu da bayağı bir anasının körü kategorisine girebilir. Zaten Mısır. Okey. Bir yerleşim yerli yerlere bakalım o zaman. Tarkun Taş'a. Şehrin kült merkezin yeri ama Hitit toprağı. Tamam, yine düşünülebilir. Seni istemiyorum. Seni istemiyorum. Safinova Hitit toprağıymış, istemiyorum. Trakyalı Ege değil. Mısır için savaşmaya devam etsen, bu da Mısır. Hay Allah ya. Neyse, o zaman... Tahrim Taşı'yı mı alıyoruz? En azından mukaddes Ege toprağı olmasa bile kült merkezi. O da bana bir zafer puanı kazandırıyor. Gel bakalım Tarhun Taş'a. Yediden 8'e çıktı. Peki. Nasıl artı oldum ben bu kadar ya? Yani bir tane savaş verdim oradan geldi de artı olmak Rodos demek ki ya çok şey kazanıyor ya da yeni aldığım yer çok şey kazandırıyor. Bir dakika. Nerede olduğumu kaybettim yine. Yeni aldığım şehir. Abi nereye aldım ben? Buraya mı aldım?
Yo, burayı benim, burası benimdi zaten. Altın terapi keşke baksaydım değil mi? Fena olmazdı. Bu eyalet bendeydi galiba. Hayda. Neyse bir yere aldık. Mukaddes Hidit toprağıydı. Demek ki oralarda değildi. Ve kült merkeziydi. Yani dur, bulması çok zor olmasa gerek. Ha, burası direkt şehrin adı Tarfuntaş'aymış zaten. Peki kaç kazandırdı bana? Hiçbir şey kazandırmadı. Niye? Abi kült merkezleri kazandırıyordu sanki. Kazandırmış. Zaten 62 değil miydim ben? Zaten 62'ydim ben. Anlam veremedim şu an. Neyse. Burada bu bina yapılı. Süper. Başka nelerimiz var? Troyant'ı... Mutluluk, gıda geliri, iş gücü artışı. Yap direkt. Garnizon binası yapıştırırım buraya bir ara. Okey. Evet, Mikel Savaşı diyorduk. Haydi, herkes savaşsın. Güzel. Güzel, gel bakalım. Agamemnon'un torunlarını soykırmak istiyorum. Karakol garnizondan bayağı bir şey geliyormuş ama ben orayı şey yapabilirim. I love a challenge. Gerekirse çatabilirim. Who's looking for a fight? Yetiyor mu diye bir bak öncelikle. Aa, fazla yetiyormuş ya, tamam, kuşatmama gerek yok. Experience kazansın diğer eleman da bari. Gel dostum. We have arrived. Sen şu diğer ordu, heh, normal bir işte mi diye baktım da. Sen normal bir işe geç. Gel bakalım. Make it count. Şu kadarcık oradan da hasar almasaydınız keşke ama neyse artık. Gayet. Greatness is acknowledged. Yunanistan, Güney Yunanistan'daki topraklarımı da genişletmeye başlamış olduğum bu sayede. Benim buraya bir garnizon binası dikmem lazım bu arada. Çünkü tam Ajax'ın dibindeyim. Yani aslında yok, gerek yok, vazgeçtim. Çünkü süper gücüm hala kullanılmayı bekliyor. Ajax bana savaş açarsa direkt kullanırım. Ajax'a şu an savaşa giremem. Önce Mikel'le savaşımı bitirmem lazım. Biraz fazla muafi bir özellik acaba ya. İstediğin zaman 3 fraksiyonla barış ilan edilmek. Okay, sanki Mikel'e doğru yönlendim ama önce şurayı almak daha mantıklı. Evet, önce orayı almak daha mantıklı olacak. Bedava alınmayı bekleyen yer de var burada. Kaç tur var? 7. Birini yollarım oraya, olmadı. Bu zırhlara bakalım şimdi. Seni şuraya doğru yollayacaktık. Milletin toprağına basma tabii. Şuradan devam et. Sen oradaki karakolu şey yapıyordun değil mi? Tamam. Bu arkadaşları yukarı doğru göndereceğiz. Şimdiden göndermeye başlasam mı? Evet ya, şimdiden gitsen. Şurada yine kendi topraklarımıza iniş yap. Pardon, bu benim toprağım değil. Şurada yeşil görünce kendi toprağım sandım. Okay. Sen de git yanına ya. Kızarsa kızar. Bunlar da Odysseus'un şeyleri, torunları. Şuradaki orduyu saldırtmayacağım ben galiba. Ya da saldırtsam mı? İzaora'ya gitme ihtimali var. Evet, muhtemelen İzaora'ya gider hatta. Ben şöyle yapayım. Onu dışarıda yakalamam lazım. Direkt İzaora'ya saldırmaya yürümesi yetebilir. Saldırırsa alırsa canı sağ olsun. Tekrar saldırırız. Sadece benim bir ihtimal bir lorda daha ihtiyacım olabilir burada karakolu kuşatması falan için. Dışarıda reklamı olur mu olmaz.
Okay. Okay, herkes tamam. Saray indirimleri uygula aynısını. So your work might be remembered in turn. Herkes saray eylemi uygulayabileceğim bir yer yok. Yine bir genel inşaat kontrolünde bulunalım tabii ki. Bunu bir... Bak hep aynı şey. Tamam, önce şu, önce şu. Ondan sonra diğer şeyi yıkmak, yani önümüzdeki tur. Arzavayı önümüzdeki tur inşa edeceğim. Halikarnas dini bina bekliyordu. Değil mi? Bunları da ezberlemeye çalışayım. Doğu Nubia, evet, yavaş yavaş geliştirilebilir buralar. Özellikle de altı binası yapılabilir. Taş binası da yap. O savaş vermek çok iyi geldi ya, özellikle gıda bakımından. Yani şu an artı 1500 olduğuna bakmayın. Altın satarak o noktaya eriştim. Okay. Bu yapılacaktır yapılmasına. Dini bina için slot kalmayacaktır ondan sonra. Bir şeyleri yıkabilirim burada. Mesela bunun ne işi var burada? Bunun da ne işi var burada? Yani bir dakika ya. Bu kadar güzel askeri binalar dururken bir yerde askeri bir şehir mi olsun? Tamam, iptal et yıkımı. Yetiştirme yuvası, yetiştirme rütbesi, yetiştirme de moral. Tamam ya, bir tane de askeri bina yapayım buraya. Güzel de bina ama neyse. Şundan var. Bazı birimler sağlıyor bana. Nasıl birimler sağlıyormuş? Yani bunları kullanmıyorum. Hep müttefik yetiştirme kullanıyorum malum ama. Asuva, Likya falan. Troya binaları. Şundan bir dikebilirim. Troya binası, şey, Troya birimleri veren binadan. Savaş arabası da fena olmaz. Yani üçünü de isterim aslında o zaman bakarsan. Bu ne, tunç geliri? Ama tunç üretiyor, bir de tunç da değerli yani. Düşünceler. Tamam ya, bas bir askeri bina. Şunu geliştirelim. Sonrasına sonra bakarız. Apataya bakmış mıydım? Tuvayı satsam mı diye düşünüyordum, değil mi? Tuvayı satarsam basalım olur musunuz? Yok, müttefiklik kabul ediyorlar. Biraz daha geliştireyim belki sonra. Şunun daha faydalı olduğuna karar vermiştim, evet. Yapmaya başladım. Başka da bir şeye ihtiyacım yok galiba burada. Belki birazcık iş gücü artışı lazım olur mu acaba? Yapayım gitsin. Zaten varmış ama neyse, hallederiz onları sonra. Kuzey Sina, artık biraz olsun güvendemsin. Pek sayılmazsın. Tamam, kalsın. Rodos'ta bazı şeylerle ilgilenilmekte. Tamam. Burada altın binam var. Odun binam var. Daha fazla odun veren şunu yapabilirim. Ki yapayım. Buraya ise bundan yapacağım. Okey. Buraya bir iş gücü arttıran bina yapayım öncelikle ya. Dur, vazgeçtim. Tamam. Şunu da aynı anda yapamıyorum. Peki. İnşaatlar tamam. Karakolları şu an tekrar kontrol edeyim ya. Demin bayağı bir şey yıktım yanlış hatırlamıyorsam. Hmm.
Sina, Mira. Pek de bir şey yıkmamışım şöyle bakıyorum da. Tamam. Aralarda dini şeyler gelecek. Şunları yıkabilirim ama. Paris'in puanı varmış. Bunu da 20'ledik. Bunu 20'lemek bize ne kazandırdı ekstradan? Eyaletteki isyanları engelleme şeyi kazandırdı. Nasıl oluyor o iş acaba? Bir yerde bir tuş mu çıkıyor? Yani... Okey. Nasıl kullanıldığını bilmiyorum ama isyan çıkacağı zaman kullanılabilir muhtemelen. Korint'e bakmamışım. Korint ne üretiyordu? Taş. Tamam, buraya yapabilirim meşrutiyet yapan şeyi. Üreten şeyi. Burası tamam. Diplomasi son olarak. With Athena's blessing. I take care of problem. The future belongs to us. Bizim konfederasyon vardı. 8'e kadar inmiş ya. Hadi dostum, hadi başarabilirsin. Gel gel, bizim ol. Okay, Miken ordularının nerelerde olduğu ortaya çıktı az çok. Güneydelermiş. Şurada bir 13 kişilik ordusu var. Şurada bir minik ordusu var. Bunlar muhtemelen benim Ege bölgesindeki topraklarımda sıkıntı yaratmak için bu tarafa gideceklerdir. Paris'e müdahale etmeyeceklerdir. Çünkü yapay zeka biraz korkaktır malum. Onun dışında şurada bir iki ufak ordusu ortaya çıktı. Bir 5 kişilik ordu burada. Bakıyorum bir şey daha vardı. Heh, şurada da bir 3 kişilik yalandan ordusu var. Şuradaki 20 kişilik ordusu böyle enteresan bir yere gitti. Pessimus'a doğru gitmesi beni endişelendirmekte şu an. Buraya ulaşabiliyor musun? Hayır. Alakası bile yok. Yani şu herifi temizleyebilirim buradan ama... Sen de mi ulaşamıyorsun oraya? Of. Tamam, tamam. Peki o zaman şöyle yapacağız. Abi buradan da bu geçemiyor. Çok garip bir yerde kalmış ya. İki tane nehrin arasında kalmış. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Marş vaziyetine geçmemiz şart o zaman. Onu yakalamak istiyorsak. Burada yeni bir ordu yapmak istemiyorum çünkü. Bu 3 kişilik orduyu da şuna bir iki yalandan birim alarak halletmeye çalışacağım. Sen geç abi şuraya. Şu orduya bir yaklaş. Saldıracağını zannetmiyorum bu kalitede bir orduyla. Ne yapacağını göreceğiz. Bu sırada dostum sen... Arkadaş buraya kadar gelebiliyor anca. Sen de bir şuraya uğra. Bakın baskı fazla alsın. Tamam. Derenin karşısına geçme. Ve burada kendine... yerli birim bas. Tamam. Bir tane şundan bas. Ya, hatta ben bu şehri bu adamla mı alsam ya? Tamam, ordu basayım o zaman. Tamam, tamam, basıyoruz. Eyvallah, öyle olsun. Senden pek basmak istememekteyim. İkinci seviye ne var? Tunç istemeyen. Tunç olarak birazcık sıkıntılı durumdayız çünkü. Gel. Tunç istemeyen burada ne var? Okçu olarak. İkinci seviye. Şu var. Tamam. 2, 3, 4. Tamam. 2 de bundan. 3 tane. Tamam. Bunlara gerek yok. Güzel. Bunlar bu şehri almaya yetmeyecek ama gene de o yatırım yapmam gerekti şimdi. Önümüzdeki tur tekrar yeni birilerini alırım orada. Şimdi direkt Miken'i alsam, Miken'den buraya dere mere yok arada aslında. Geçerim herhalde. Ben direkt Miken'e gireyim de bir ağır bir darbe vurmuş olayım bunlara. Gel abi. Karakoldan ne geliyor?
Bir şeyler geliyor aslında. İhtiyaç olabilir orayı kuşatmaya. Now finish them. It will be epic. Şimdi şöyle geliniz. I'll do it right. Vaziyette kal hatta. Aynı şeyi making sen de yap. Mark. Forward march. Okay, önümüzdeki tur başkentlerini indiriyoruz. Oo, bir de kült merkezim, kült yerleşim yeri merkeziymiş. Daha güzel. Hector. Prince Hector. Prens Hector, pardon. Sen şu arkadaşımızı mı beklesen? Arkasya çok tehlikeli, tehlike altında şu an çünkü. Direkt saldırabilir mi? Aslında saldırabilir de. Siz şurayı halledebilir misiniz kendi kendinize? Mobolla 22 kişilik bir garnizonu var. O 22 kişilik garnizonun bir kısmı buradan geliyor. Önemli bir kısmı. Burası 12 kişi. 12 kişiyi. Eğer sağlıklı olsaydı bu alırdı da sağlıklı değil. Make camp. Your path to victory. Kendi topraklarımda ordugah vaziyetinde dursam. Tamam. Sen de yaklaş dostum ona. Ama yürüyüşte kalabilirsin sen. Bu gider orayı kuşatır, bu burayı alır da. İşte birazcık tazelenmesi lazım ya. Bu halde alamaz, mümkün değil. Bu arada bu... Elemanın ordusunu biraz daha güçlendirebilirim. Madem şu an... Bu ne? Ha, tamam. Yok, gerek yok. Şimdi gönder. Onun yerine şuradan. 1, 2, 3, 4, 5. Çok az okçum varmış. Sen şundan al bir tane. Fresh faced and eager. Sen de okçu da almak isterim aslında. Tamam, şunları birleştireyim. We can take them. Yani... Ha, bundan yok muymuş? Tamam, o zaman şey yapalım. Müttefik yetiştirmeden elit bir okçu vardır elbet burada, değil mi? Yani elit imsiyada en azından 4. seviye varmış ki zaten. Başkası kullanıyor şey yetiştirmeyi, global yetiştirmeyi, müttefik yetiştirmeyi pardon. Herhalde zaten yoktur, tamam. Neyse, böyle idare ederiz. Hector diyorduk. Hector'cuğum sen... arka sayıya gelmelisin sen. Şu an deniz yolları üzerinde olduğu için galiba buralara değinebilir ama direkt saldıracak kadar bir mesele olacağını da sanmıyorum. Okey, herkes böyle mi? Böyle. Sayın yine bir seçelim. İnşaatlar. Ha, arzava 5 oluyordu, bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım? Şunu yapacaktım. Bunu yapacaktım ve bunu da yıkacaktım ki unutmayayım. Buraya yapabileceğim daha güzel bir bina var çünkü. Gayet iyi değil, bir saniye. Sen gelişebilirsin. Anadolu binasına çok mu ihtiyaç var? Şunu yapabilirim sanki ya. Bunlar dikili. Parhaya da şunu yapayım o zaman, değil mi? Yani. Gıda geliri arttıran, güzel arttıran bir şey var. Tamam. Yine bir komuta edeyim, dibinde bir şey yoksa eğer artık yapabiliriz sanırım bunu. Burada güzel şeyler var ama önceliği buradaki binaları
Yıkmıştım, tamam. Tamam, tamam. Bir tahıl tarlası. Üzerine bir tane bundan. İki slot etti. Dini bine. Tamam, slotumuz bol ya burada. Yani şimdi ilk 5'in seviye çıkar. Ha, bir dakika. Buraya garnizon da şart. Tamam. Önce bir garnizon yapayım. Tamam, şunu da bir çıkaralım o zaman. Daha gelir güzel. Şunu yap ama. Buradaki slotları da bayağı iyi bitirmişiz ya. Burada birazcık iş gücü birikmesi fena olmayacak aslında. Şöyle bir bakıyorum da. O zaman iş gücü birikmesi binası yapıyormuşum zaten. Tamam. Buraya da yapayım mı? Yap. Son olarak bu yeni aldığım şehre güzel bina yapacağım. Okey, diplomasi. Sonunda. Pekala. Hiçbir mahsuru yok bence. Hiçbir mahsuru yok. Bunu alınca bir ihtimal zafer kazanma ihtimalim var mı ya? Bakayım. Hoş geldiniz. Aramızda sizi görmek büyük bir zevk. Hiss! We must stand together! I fight for her! I am destined to rule! Başka bir şey isteyen doğru düzgün yok. Hemen bakıyorum. Hiçbir şey olmamış. Hala 62. Niye abi? O kadar toprak kazandık. Okey. Yeni topraklarıma ve yeni ordularıma bakayım. Hatta yeni ordularımı bir an önce kovayım şuradan. Çünkü eksi 11.000. Pek hoş değil. Tamam dur. Birazcık ordu forma süreci yaşamamız gerekiyor. Bunlar bir tane 4. seviye mızrakçı varmış. Zaten marş vaziyetinde. Tamam, şuradan gelsen. Ve de sen onu al. Okay, seni gönderelim. Başka. Companion of Ares. Uf, güzel orduymuş ya. Şimdi şöyle bir bakıyorum da hani bir cız eder yani şunu ilave ederken yüreğim. Güzel orduymuş. Kötü bir ordu olduğunu söyleyemeyeceğim. Uf, ya ilave etmek istemiyorum, çok güzel orduymuş. Okay, başka kim var? Sen orada bekliyorsun. Hector, başka bir ordun var mı? Dur bir generallerimi tek tek kontrol etmem lazım. Hector, sen oradakisin. Sen buradakisin. Sen şu arkadaşsın. Bu şehir almaya giden dostumuz. Gitmeye devam et. Bu şuradaki abi. Bu orduyu durdurmaya çalışan dostumuz, şu yeni basmaya çalıştığım, şu lağvetmek istemiyorum dediğim. Daha da güzel birimler. Of. ama yani yapacak bir şey yok. Sen gidiyorsun zaten. To victory. Sen de gidiyorsun dostum ya. Üzgünüm. Of. Of, içim cız ediyor. Ama yapacak şey yok. 9'dan 8'e düştük. Yine çoğu konuda artıya geçmeyi başardık. Peki, güzel. Şimdi yakın isyan. Şimdi konfederasyon cezalarını çekmemiz gerekecek. Nerede o konfederasyon cezaları? Bu değil. Aksiyon etkileri.
Konferansiyon sonuçları. Eksi 8 mutluluk 8 turluğuna. Üf. Evet peki. Üf yani gerçekten saygılar. Tamam. Buranın garnizonu iyi durumda değil. Burada isyan çıkmasında... Bir turluğunu engelleyebilirim. O bir tur önemli şu an burada. Okey. Bir tur engelleyelim burayı. Başka? Attika'da isyan çıkacağı söyleniyor. Burayı engelleyemiyoruz. Bu kötü oldu. Burası kötü oldu bak. Garnizon marnizon da yok. İsyancılar alır burayı. O zaman şöyle yapıyoruz. İnşaatı iptal ediyorsun. Mutluluk 1 veriyor. Daha fazla mutluluk 2 veren var. Mutluluk 3 veriyor. Tamam yap bunu. Ve anında inşaat et. İnşa et. Eksi 9. Şunu da kaparsam eksi 3. Sadece bir turunla kurtarıyorum ama. Evet, evet. Burada isyan çıkacak. Burada seve seve bir isyan durdurma ordusu basmamız gerekiyor. Hatta tamam isyan çıksın. Ben onlardan daha hızlı basarım bu orduyu. I'll prove myself. Gather round my friends. Basamam. Okay, globali kullanıyoruz. Tamam, tamam. Birazcık sabır o zaman. Aa, bir dakika, bir dakika. Paris'in özelliğini burada kullanamıyor muyuz ya? O isyanı bastır zımbırtısını. Yani bir yerde görmüyorum öyle bir seçenek ben. Tamam. Burada isyan çıkmasın. Önümüzdeki tur basmaya başlarız bu orduyu doğru düzgün. Right. Tarkun Taşa'daki şunları bir yıkalım. Oradaki burayı satmayacağım artık. Madem Tarkun Taşa'yı da aldım. Kill. Burayı da alacağım. Bu eyalet de benim olacak. Tamam. Şu şehri çok isterdim ama belki başka bir şekilde. Yani şu diğer Miken şehrini aldıktan sonra satmayı deneyebilirim onlara. Yok pardon, burası zaten o diğer Miken şehri. Düşünürüz sonra ya, şimdilik acil bir şey değil o. Dolayısıyla Kibira'ya da bir şeyler dikebiliriz. Tamam, oraya da dini kurarız. Of, çok bu isyanlar var ya, bayağı bir belimi bükecek benim. Okay. Şu yeni aldığım eyaletlerdeki zımbırtıları da yıkalım. Sana yeni aldığım eyaletlerin de binalarına bir bakmak fena olmayabilir aslında. Mesela... Bu şehir zaten bende miydi? Emin olamadım şu an bak. Unutluk binası kalsın şimdilik. İnce hesap yapasım gelmedi şu an doğrusu. Nereleri almıştım falan. Sonra bir ara bakarız gerekirse ya. Harcayacağım bir şey, tek puanlarını harcayalım. Sen de onladın, güzel, eline sağlık. Command me.
Sen de oradasın. Okey, maddi olarak idare ediyoruz. Herkesi kontrol ettim değil mi? Ettim. Şeyle baktım, diplomasiye baktım. Devam. I only know victory. Peki. Şurada bu arkadaşlar savaş açtı bana. Hoş olmadı. Bu ne şimdi? Pyrrhus zaferi. Zaferse okey. Biz ona ikmal sağlayalım biraz. Bir saldırı daha. Bu Pyrrhus zaferi olur. Yine ikmal sağlayalım. Okey, otomatik sonuçlandırma cömert davrandı orada bana. Hazır. Okey, hasarlı durumdalar. Herhalde pek toparlayamazlar. Küçük yerleşim yerlerinin garnizonu bile onları yenmeye yendiyse sorun olmaz. Neyse efendim, burada bu bölümü sonlandıralım. Önümüzdeki bölümde Miken Savaşı'na devam ederiz. Onları indirmeye çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.